Melisa ile beraberiz. Melisa vajinismus tedavisi nedeniyle bize başvurdu. Sağ olsun görüşmeyi istedi ve öncelikle kendisine onay almak istiyorum. Bu görüşmemizin kayıt altına alınmasına ve yayınlanmasına izin veriyor musun? Evet, gönül rahatlığıyla izin veriyorum. Teşekkür ederim. Ne zaman ilk fark etmiştin bu sorunu? Aslında psikolojik olarak çok uzun süreden beri farkındaydım ve böyle bir korkum olduğunu biliyordum. Kendimi gözlemlemekten de korkuyordum. Yani böyle bir sorunun aslında bir yerde bir işaretleri vardı. Tabii ufak ufak fark ediyordum ama sonrasında aksiyona geçildiğinde yani bu ilişki denemelerine bir yıl önce başladığımda olmadığını zaten açık bir şekilde fark ettim. Yani neler yaşadın ilişkide? İlk başta çok aslında şöyle ki bilgisizmişim onu fark ettim tedaviden sonra tabii ama o dönemde kendimi çok bildiğimi ve kesinlikle yani %100 bir şekilde acıyacağını düşünüyordum ve buna kendimi inandırmıştım ki bu en kötüsüydü bence. Bir yerde böyle iniş çıkışlar yaşadım yani bir gün mutlaka çözerim dedim, önce erteledim. Sonrasında dedim ki ben herhalde lanetlenmişim ve bunu ben hak etmiyorum yaşamayı. Bu iş olmayacak böyle. Kimisinde eksik hissettim. Çoğunlukla böyle hatta belki ayrılmayı bile düşündüm dürüst olmak gerekirse. Ama bir noktada da hep acabalar var yani acaba çözebilir miyim diye zaten bu acaba sorusundan sonra ben tedavi için başladım. Peki sana göre neydi problem ya da kaynağı neydi? Hiç adlandırabilir mi? Genelde yetiştirme tarzı, alınan ilk gece hikayeleri, çocukluk çağı, işte aile yapısı, geleneksel veya dini yapılar etken olabiliyor. Özellikle ilk geceyle ilgili duyulan acı ağrı hikayeleri burada etken olabiliyor. Sana göre neydi? Bence en büyük problem benim kendimi sürekli yargılamamdı her konuda. Yani bunu söylemekten çekinmiyorum. Birçok yer gezdim dünyada ve her milletten neredeyse arkadaşım var. Hepsinin hayat hikayelerini dinledim ve hepsini her zaman çok destekledim yaptıklarıyla. Ve hep şey diyordum, ya herkes yapabilir, kimsenin hayatına karışamam ama ben yapmayacağım. Yapamam. Böyle sanki, nasıl diyeyim, evet o içinde yaşadığımız kültürel dünyanın baskısı kesinlikle vardı üstünde. Geleneksel evet, aile yapısının olması. Bir sorumluluk hissi vardı yani. Korku da vardı tabii ki. Çünkü bunu açık bir şekilde konuşamıyorsunuz. Nerede yaşarsanız yaşayın dünya üzerinde. Cinsellik aslında her zaman bir tabu değil mi? Yani bizim ülkemizde de böyle. Amerika'da da bu böyle. Aslında Avrupa'nın birçok ülkesinde de pek fazla konuşulamayan, paylaşılamayan, anlatılamayan bir realite maalesef. En sonunda bir takım sezinlemeler daha önceden geliyordu. Peki ailen böyle baskıcı mıydı ya da yok, böyle otoriter bir şey var mıydı üzerlerinde? Şöyle hani direkt bu adlandırılan bir şey değildi tabii ki ama hani yapmasan daha iyi olurmuş gibi bir his uyandırırlar ya insanda. Kızım biz sana güveniyoruz. Aynen öyle. Yani demek ki yani şöyle bir cümleleri vardı mesela bir yere gittiğim zaman uzun süre gidiyorsam yani nasıl gidiyorsan öyle dön. Yani bu hani hiçbir şey dememek ama çok şey demek aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla ben bir sorumluluk hissediyormuşum. Evet, aslında cinsellikle ilgili alınan mesajlar bazen direkt bazen indirekt şekilde söylenir. Bu indirekt bir mesaj, bir dolaylı yoldan söylenen bir mesaj. Kendine dikkat et, işte kızlıklarını koru, yani namusun, her şeyin orada gibi bir takım bildirimler olabiliyor. Bu problemi fark ettin ve daha sonra bir sanırım araştırma sürecine girdin. Bize nasıl ulaştın? Ben buraya gelmeden önce başka bir kliniğe de gitmiştim. Ama ilk kontrolümde canımı o kadar yakmışlardı ki 3 gün boyunca ben ağrı hissettim. Belki psikolojikti bilmiyorum ama bana hiç vajinismus hastasına davranılacak bir şekilde davranmadılar. Sert bir jinekolojik muayene. Evet, 3 gün boyunca o ağladığımı hiç unutmuyorum. Bir gün pazar günüydü, sabaha kadar ağladım ve o sabah yani sabah 4-5 gibi ben Hera'yı buldum internetten. Böyle sosyal medya hesaplarına girdim, her yerde okudum, bloglarda okudum, her yerden yani araştırdım gerçekten. Sonra zaten hemen ilk işim sabah böyle baktım kliniğin açılış saatine, 10 dakika sonra hemen aradım. Randevumu aldım. Önce Şenay Hanım'dan bir randevu aldım. Sonrasında Safiye Hanım'la beraber devam ettik. Ama şunu söylemem gerekir ki kapıdan girdiğim andan, yani buraya her gelişimde, her telefon atışımda, yani sanki
aileymiş gibi. Hatta şey diyordum, ya tedavi bitecek hissediyorum. Ama bir yandan da üzülüyorum çünkü sizi sanki gelip göremeyecekmişim. Her zaman göreceksin. İnşallah burası senin evin. Çok teşekkür ederim. Bizim tabii 3 gün, 5 gün tedaviler kısa sürer, biter ama dostluklar, samimiyetler hep bakidir. Ve burada sana özel bir tedavi uyguladık. Mind balon tedavisi uyguladık. Psikolojik olarak aslında bir takım travmaların, bir takım içsel dünyana yansıttığın fakat dışarıya pek vuramadığın duygularım vardı. Aslında bunları bir yerde açığa çıkartmak için bir tedavi uygulandı. Ondan sonra da davranışsal terapi dediğimiz bir takım egzersizlerle tedavine devam ettik. Öncelikle şunu sorayım, tedavi zor muydu? Hayır. Ama şu dürüst olmak gerekirse bunu dinleyecek kişilere söylemek istiyorum son ki derece açık, evet. İlk gün benim için çok zordu. Çünkü ben kendimde bunu çok büyütmüşüm. Ama bu benlik bir şey. Yani çünkü ben çok dirençliydim ve kendime hep kötüye inandırmıştım. Ama ikinci günden itibaren aslında o kadar basitmiş ki. Ve özellikle bu tedavinin sonuç verdiğini gördüğüm an ben inanamadım. Yani böyle kolay bir şeyin bende bu kadar tabu olabilmesine inanamadım yani. Aslında ben kendi zihnimde yaratmışım birçok şeyi. Aslında bütün korkularımızın temeli o değil mi? Yani aynen, genelde zihnimizde ürettiğimiz aslında gerçekte hiç bağdaşmayan bir takım sebepler, duygular bizi sarıp sarmalıyor ve bütün hayatımızı, bütün davranışlarımızı kontrol ediyor. Tabi bunları yendiğimiz zaman da bambaşka bir hayata geçiş yapıyoruz. Kesinlikle aslında. Ağrı, acı ya da neler hissettin? Yani tedavi sonuç olarak hiçbir şey hissetmedim ve o kadar şaşkınım ki yani o bir yıl boyunca hani fark ettiğim süreç, ondan sonra kendime aynada bile bakamamak, nasıl diyeyim yani kendini o yarım hissetmek, işte ayrılmayı düşünmek, bir de bunu yapamadıkça siz hırçınlaşıyorsunuz bir noktada ve aslında sadece cinsel anlamda değil, genel anlamda ilişkiye de bir zarar var. İlişkiye geçtim, bireysel anlamda da çok yıpratıcı. Ve sonra gerçekleştikten sonra gerçekten yeniden doğmuş gibi oluyor insan ve bir anda dünyaya bakışınız, kendinize bakışınız, ilişkinize verdiğiniz o özen, her şey değişiyor ve gerçekten hani vücudunuzun kontrolü size geçmiş oluyor. Evet. Yani kendini bir kadın gibi hissediyorsun değil mi en azından? Yani böyle bir özgüven patlaması oluyor. Yani herkes biraz sağlıklı, en basitini öyle söyleyebilirim. Sağlıklıymışım ve normalmişim. Yani hiç beni ayırt edecek ya da benim kendime nasıl diyeyim bu acıları çektirecek hem zihinsel hem fiziksel hiçbir şeyim yokmuş aslında. Ve sadece kafamda bir şeyler kendimce yaratıp büyütüp benimsemişim maalesef. Evet. Zaten vajinus musun tohumları çok erken yaştan itibaren ekilir. Yani bu genelde 3 ila 8 yaş dediğimiz bir ödipal dönem var. Bütün cinsel kimliğin, karakter yapısının, kişilik yapısının da geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde aslında tohumlar atılır. Ergenlik döneminde bunlar filizlenir ve daha sonra da evlenince ya da bir partnerin olunca, ilişki denemeye başladığında da istemsiz kasılmalarla kendisini gösterir. Dolayısıyla hani biz bazen gibi bir aylık evli falan hastalarımız olur ama aslında problem bir aydır yoktur. Bir aydır gün yüzüne çıkmıştır. Bunun kökeni çok daha erken yaşlarda, dönemlerde atılır. O yüzden mutlaka aslında destek alınması gereken, kesinlikle, profesyonel yardım alınması gereken bir problem olarak görüyoruz. Peki, sorunu yaşayan aslında bir sürü kadın var. Buraya da geldin, gördün, yurt dışından gelen, Türkiye'nin farklı pandemi döneminde olmamıza rağmen pek çok hastamız var. Fakat gelemeyenler de var, bunu erteleyenler de var. Onlara ne demek istersin? Ben kesinlikle ertelememeleri gerektiğini söylüyorum. Kendimden yola çıkarak, böyle herkes der ya, ben yapıyorsam herkes yapar. Ben buna inanmıyordum, diyordum ki ya benim kadar kötü olamazlar. Gerçekten söylüyorum, hani benim kadar gerçekten kimse kötü olamaz. Ben yaptıysam herkes yapabilir ve sizin desteğinizle yapabilirler. Yine olsa yine buraya gelirim. Genital bölgeye dokunamayan, bakamayan, orasıyla hiçbir şekilde barışık olmayan, orayı tanımayan ve bu tanımamanın verdiği, belirsizliğin verdiği bir takım korkularla bütün iç dünyasını doldurmuş olan kişiler var. Bunlardan birisi de sendin. Maalesef.
Ve şimdi geldiğin o ilk günkü yüz ifadenle şu andaki inanılmaz bir fark gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığın için Melisa. Umarım her şey gönlünce olur. Hayatın, ilerideki evliliğin, birlikteliğin, umarım her şey tam gönlüne göre olsun. Çok teşekkür ederim.